İnsanlar yemek olmadan yaşayamaz. Peki yiyecekler bizim gibi yaşayabilir mi? Öğrenmek için izlemeye devam et. Büyük bir kase erişte gibisi yok. Acaba bunları niye bu kadar uzun yapıyorlar? Bayıldım şekerim, dalga dalga ve hacimli. Harikasın. Sırada kim var? Uzun süredir görüşmemiştik Joey. Bugün ne yapıyoruz? Sanırım biraz keseceğiz ha? Fena dağılıyor. Yemeğe devam edeyim. Düşerler. Neredeyse hepsini topladım. Ne sinir bozucu. Buldum. Aa, evet, harika görünecek. Hey, senden bir tane daha çıkar ha kanka. Azıcık kesiyorum ve bam. Sanki arkalar hafifledi gibi. Bana güven sadece, tamam mı? Bu tutamlara güle güle. Uhu. Hayır, fazla uzun. Devam edeyim. Hala yeterince kısa değil. Bu tüyo çok zekice. Artık höpürdetmem gerekmiyor. Bu da sonuncusu. Ne düşünüyorsun? Amanın! Oo, benim şapşal. Oo, bayağı iyi görünüyorum. Teşekkürler. Oh, tıka basa doydum. Bu kadarını bitiremeyeceğim. Bugün ortalığı bayağı dağıtmışım. Bunlar için yeterince maaş almıyorum. Mükemmel tavuk budu pişirmek bir sanattır. Biraz karabiber iyi gider. Azıcık daha. Bronzlaşma randevum için gelmiştim. Benim için ayarlar mısınız? Elbette, hangi şekilde sevdiğinizi biliyorum. Hadi bitsin artık. Hazırlık işin en önemli kısmı. Neredeyse bitti. Ve son olarak işte mükemmel bir tavuk havlu. Ha, şimdi oldu işte. Ah, ne zor beğeniyor ya. Çeşitlendirme bitince iyice ovalamak gerek. Böylece tadını iyice emer. Seni yemek için sabırsızlanıyorum. Birazdan görüşürüz. Sıcaklık mükemmel. Bronz rengini almalıyım. Vay canına. Oo, neredeyse olmuş. İşte bronzluk böyle olur. Huhu. Çok lezzetli. Hazır gibi görünüyor. Kokusu da öyle diyor. Nar gibi kızarmış. Oo, hava burada çok güzel. Neredeyse unutuyordum. Bir tane daha hazırlamam gerek. Bayağı bronzlaşmışsın. Sana iyi eğlenceler. Ben burada olacağım. Çok uzun sürmez. Şimdi doğruca fırına. Hazır, başla. Of ya. Burası güzel bir yer. Ne sevimli değil mi? Bunu çıkarayım. Hadi sene. Ailem ne güzel değil mi? Ay, ne oluyor ya? Demek oyun oynamak istiyorsun. Ha? Hiçbir yere gitmiyorum. Bu kırıldı. Ah, oh, çok lezzetli. Diş ipi kullanayım. Her zaman işe yarar. Ay, çok eğlenceli. Galiba kazanıyorum. Ah, oh, işte çıkardım nihayet. Dişinde mısır kalmış. Ah, oh, bir dakika. Yetti artık. Onu öyle ya da böyle çıkaracağım. Bu yoksa... Ah, bu sefer artık olmuştur.
Onu görebildin mi canım? Ben neredeyim? Ailem, gerçekten de onlar. Ne güzel, mutlu bir son. Hey, burada bir şey kalmış mı? Hadi. Aha, bir tane buldum. Ne güzel değil mi? Ve hepsi benim. Şuraya biraz bandırayım. Ama bir dakika. Şimdi hazırım. Evet, hadi bakalım. Oh, süt çok iyi geldi. Başımı da sokayım. Ah, bu harika. Oh, canını kattı. Oh, tüh. Şimdi ne yapacağım? Elimi içine sokmak istemiyorum. Ama başka bir bisküvi alabilirim. Oh, şimdiden kendimi daha iyi hissediyorum. Evet, şeker yüklemesi zamanı. Hmm, ağzım da eriyor. Oh, o benim saçım, tamam mı? Kubukları korumak kolay değil. Ay, bazıları dökülmüş. Ama bu normal sanırım. Hey, biraz daha ister misin? Oh, teşekkürler, çok cömertsin. Hmm, ne lezzet. Sanırım burada bir şey daha var. Ha, bunu unutmuşum. Hmm. Çok tatlı bir akşamüstü olmaya başladı. Vay canına, kekleri kim yaptı? Şunlara bak, cennetten çıkmış gibiler. Hmm, evet, çok tatlılar. Birer tane daha. Oh, evet. Hmm. Aa, bu senin hakkın diye düşünüyorsun ha? Audrey meydan. Madem öyle diyorsun. Haha. Ne saçmalık. Ama çok da ciddi. Ver şunu. O benim. Ama ilk ben aldım. Ben senden de açım. Burada başım döndü resmen. İkiniz bir anlaşamaz mısınız? Hayır, ver şunu. Cesedimi çiğnersin. Bir dakika. Hiç mendil diye bir şey duydun mu sen? Kekin hepsi senin olsun. İyi anlaşma ezik. Ah, evet. Şu sakızlarla biraz kendime geleyim. Böyle çok daha iyi. Şu dişlere bak. Pırıl pırıl olmalarını sağlayacağım. Bu kahvaltıdan sonra kalan ekmek mi? Seni de çıkaracağım. Hiç endişelenme. İşte oldu. Of, olamaz. Oh, sanırım sakızım takıldı. Of, aptal diş tellerim. Bu hep başıma geliyor. O şeye dikkat eder misin? Hayır, olamaz. İşte yakaladım. Oh, bakalım neler varmış. Kurabiye. Oh ya, boşmuş. Bahse girelim, burada yiyebileceğim bir şeyler vardır. Pekala, mısır mikrodalgaya gir bakalım. Sanırım birkaç dakika yeter. Vay canına, bu çok eğlenceli. Yaşasın, deniyorum. Vın vın. Burası güzel ve sıcak da. Gerçekten sevdim. Oh, bu da ne? Üzerinde çekirdek gibi bir şey var. Pekala. Oh. Ay. Ay. Oh, neler oluyor böyle? Hey, hiç de kötü görünmüyorum. Hmm, sıcaklığa ne oldu? Aa, dışarıda biri var. Oh, bu fotoğraf da çok sevimli çıkmış. Bana lezzetli bir şeyleri hatırlatıyor. Evet, bu domatesi. Belki de bu domatesi öpersem onu öpmüş gibi olurum. Bir dakika, beni öpecek mi? Olduğumu zannediyor ama değilim ki. Basbayağı domatesim. Ah, aslında güzeldi. Salata olmaktan iyidir. Seni öpebilir miyim? Çiçekleri çok sevecek. Bir dakika, şimdi onu öpüyor.
Bu hiç adil değil. Okul çok sıkıcı. Sakızımın da tadı gitti. Şuranın altına yapıştıracağım. Vay canına. Buranın altında yepyeni bir dünya var. Hey Selena, ben de yeni komşunum. Selam, sıraya hoş geldin. Orada da biri var. Evet, selam. Yıllardır burada yaşıyorum ben. Burada bizden 5 sürü var. Yaşamak için ne güzel bir yer ama. Selam, herkese merhaba. Hepinizle tanıştığıma memnun oldum. Olamaz, herkes sessiz olsun. Burada sesler duyduğuma yemin edebilirdim. Ucuz atlattık. Şimdi tadını çıkarmanın zamanı. Etrafta kimsecikler yok. Fırsat bu fırsat. Gel bana. Yolunda gitmeyen bir şeyler var. Çok açım. Her şeyi yemeliyim. Burada neler oluyor? Ben ve brokolimin günü kurtarma zamanı geldi. Git diyet, beni yalnız bırak. Sadece bir rüyaymış. Brokoli beni burada yakalayamaz. Selam. Bizden bu kadar çabuk kurtulamazsın. Bu atıştırmalıkları saklamalıyım. Yorganın altına. Güzel. Harika bir atıştırmalık yanı. Mükemmel. Burada olduklarını kimse anlamayacak. Ama atıştırmalıkların yorganın altında oldukları çok belli oluyor. İşte çözüm bu. Yatak çok belli ediyor ama kimse halının altına bakmaz. Gelin bakalım atıştırmalıklar. Yeni saklanma yeriniz burası. Evet, kimse halının altını kontrol etmez. Tüh ya, sığmıyor. Buldum dolap. Dolap sadece aslanlar, cadılar ve İngiliz çocuklar için değildir. Hadi bakalım buraya doluşun. Olamaz, geliyor. Sürpriz atıştırmalık kontrolü. Bakalım bir şey saklıyor musun? Son zamanlarda çok şüpheli davranıyorsun. Burada hiçbir şey yok. Bu kutularda ne var acaba? Hiçbir şey yok. Peki ya yatak? Yatağına bir şeyler saklamayı seviyorsun değil mi? Peki o zaman. Bir dakika. Burada yolunda gitmeyen bir şeyler var. X-ray tarayıcımı çalıştırmanın zamanı geldi. X-ray tarayıcısı mı? Neden buna ihtiyacın olsa ki, ne olacak? Sana inanamıyorum. Çekil bakalım. Hayır. Atıştırmalıklarım. Bunu nasıl yaparsın? Sadece atıştırmalıkları çok seviyorum. Çok acıktım. Keşke şu hamburgerler burada olsaydı. Hayır, bu kanalda da pizza var. Ne? Şimdi de biftek mi? Neden? Ne harika bir sandviç ama. Sanırım televizyon benden nefret ediyor. Olamaz, ağlıyor. Her şey yolunda mı? Gel bakalım, ağlama. Neden üzgün olduğun şimdi anlaşıldı. Televizyonun seni üzmesine izin vermeyeceğim. Televizyon arkadaşın değil. Bu seni kötü reklamlardan uzak tutacak. Pekala, şimdi sakinleşme zamanı. Hadi kalkıp benimle gel bakalım. Öyle yemeği yesem iyi olur.
Burada güzel bir şeyler var mı? Oh, fazla sağlıklı. Ya burada? Yok artık. Gözlerim beni yanıltıyor mu? Abur cubur tanrıların bir hediyesi gibi. Sizi çok özlemişim. Aa, şekerler nerede? Sen ne dalga mı geçiyorsun? Bu diyet hiç hoş değil. Şeker çekmecem. Seni az kalsın unutuyordum. Önce bu paketten kurtulmalıyım. Açıl artık. Hadi açıl. Of, bu çok saçma. İşte bir de şimdi gör. Of, bu resmen kendi başına bir egzersiz. Bana şu çikolatayı ver artık, hadi. Aptal ileri teknolojili plastik. Kötü yanıma denk geldiniz. Delebildin mi? İnanamıyorum. Sonsuza kadar aç kalayım öyleyse. Tabii. Sen günü kurtarmak üzereysen durum başka. Yavaş ol bakalım. Hiç iraden yok değil mi? Bana güven. Asıl istediğin bu. Şeker krizlerini yok etmek gerekir. İşte böyle. Öl bakalım kahvaltılık çikolata. Öl! Sanırım yaptım. Şimdi sana kolay gelsin. Sana iyilik yaptım. Sayende artık acımayacağım. Ay! Aptal diyetimden nefret ediyorum. O kadar tombul muyum? Bu 4 kişilik aileyi doyurur. Bu ferahlatıcı kremin yağları sıkılaştırıcı etkisi varmış. Her şeyi denerim. Hoşça kal selülit. Onun işe yaramadığını sen de biliyorsun. Gerçekten işe yarayacak olan şey bu. Ay canına. Bu şeyi her yerine bulaman gerekiyor. Forma girmek istiyorsun değil mi? Bu kadar soğuk olmak zorunda mı? Şimdiden daha zayıf görünüyorsun. Emin misin? Şimdi eğlenceli kısma geldik. Neye benziyorum? Dün geceden kalan yemekleri falan mı? Oh hayır, bacaklarım olmaz. Tuvalete gitmem gerekirse ne olacak? Şimdi bekleyeceğiz. Dur! Geri gel! Hastalarım için ısınma alıştırmaları yapmalıyım. Ve bir, ve iki. Of, çömelme egzersizleri çok zor. Ah. Şimdi yer egzersizlerine geçeyim. Bunlar daha benim tarzım. Bir. İki. Göbeğim şu an alev oluyor. Üç. Sanırım yapabileceğim bu kadar. Tempoyu arttıralım. Ve plank egzersizi. Böyle kal hadi. 9 saniye mi? 60 saniye gibi geldi. Biraz nefes almaya ihtiyacım var. Eminim bu 4,5 kilo vermemi sağlamıştır. Öyle mi? Öğrenmenin zamanı geldi. 54 mü? Fena değil. Göreceğiz bakalım. Bir dakika, neler oluyor?
68 mi? 4,5 kilodan fazla almışım. Daha fazla tekrar yapma zamanı Emma. Bu haksızlık. Kendimi çok iyi dinlenmiş hissediyorum. Sanırım güne başlasam iyi olur. Gözlüğüm nerede? Şimdi daha iyi. Hadi sene pantolonum. Bence bu küpeler harika duracak. Pekala, sıra lenslerimde. Öf, keşke onları takmak zorunda olmasaydım. Bak bak. Ördek kardeş. Pekala, hadi bakalım. Soğuk ve kurum. Hızlıca yapıvereyim. Hayır, beni geri koy. Gözünde olmak istemiyorum. Oh, hayır, bu kadar yeter. Onu yerine geri koyuyorum. Evim tatlı evim. Bugün gözlük takayım en iyisi. Ucuz atlattım. 99 ve 100. İşte şimdi sıra cımbızda. Yaşasın. Bugün benim günüm. Kaşlarımı almaktan gerçekten nefret ediyorum. Ay, bu cidden canımı çok yaktı. Pekala, kaş şekle gideceksin. Evet, bu iyiydi. Ama çok kıl var. Ama şimdi duramam. Niye kaşların bir türlü düzgün olmuyor? Ortalıkta kimse yok. Ne? Beni burnuna sokma. Yakaladım. Ay, çok fena acıdı. Of, korkunç şeyler gördüm. Hayalimde geç bu değildi. Neyse, en azından iyi görünüyor. Çok iyi uyudum. Ilık bir duş iyi gelecek. Bu şampuanın kokusuna bayılıyorum. Çok da güzel köpürüyor. Hey dur, temizlenmene yardım edeyim. Güzel bir kafa derisi masajı mucizeler yaratır. Bu zor bir iş olacak. Kulaklarını temizlemeyi unutmayalım. Ay, of, gözlerim. Göz kürelerini de aynen şöyle sabunlayayım. Ay, neyse şimdi daha iyi. Giderek yollama beni. Yo! Bitti mi? Tamam, teşekkürler. İyi iş çıkardınız. İyi günler. Selam, fotoğraf çektirmek için geldim. Tabii, olur, otur lütfen. Tamam, sanırım hazırım. Acaba yüzünüzü biraz pudralasanız mı? Tabii. Fırçamla pudram yanımda zaten. Pekala, işe koyulmaya hazırım. Kimsenin saçları benimkinden daha iyi değil. Sadece bir saniyemi alacak. Hey, bu çok eğlenceli. Fazlalığı da silkeleyeyim. Pekala, artık yüzün parlamayacak. Fotoğraflarda harika görüneceksin. Pardon. Pekala, şimdi hazırım. Tamam, siz öyle diyorsanız. Gülümseyin. Bu yüzümdeki de ne? Selam, burada takılmaya karar verdim. Hayatta olmaz, güle güle. Peki, başka bir stratejiye ihtiyacım var. Bu kapatıcıyla üstünü kaplayacağım. Ama görünüşe bakılırsa çok sürmem lazım. Hey, bu da nedir? Ne yapıyor o? İşte, neredeyse hiç belli olmuyor. Bir dakika.
Keyfi bayağı yerinde görünüyor. Evet, bu insanların kadınmasını sağlayacak. Şimdi biraz banda ihtiyacım var. Of, bir türlü kopmuyor. Belki de daha uzun bir parça koparmam lazım. Hadi ama kop artık. Of, başım. Hey, sen yerde ne yapıyorsun? Hadi, ver elini bana. İyi misin? Çok kötü düştün. Bandını unutma. Aha, olmaz. Onu koparamıyorum. Aha, bu işine yarayabilir. Kablo bağı mı? Ne demek istiyorsun? İzle, bunu böyle takacağım. Bandın çevresine şöyle sıkıca bağlayacağım. Tamamdır, iyice sıkıştı. Şimdi fazlalığı keseceğim. Gördün mü? İşte böyle. Kablo bağı koparmaya yarıyor. Al bakalım, artık uğraşıp durmana gerek yok. Aman tanrım, bu harika oldu. Vay canına, partiye bir sürü insan gelecek. Aa, harika olacak. Merhaba ve hoş geldiniz. Lütfen yerinize oturun. Bir bakalım, Mandy nerede acaba? Kırmızı giymiş birini bulmak kolay olmalı. Ha, üç kız kırmızı giymiş. Eminim benimki bu. Ama bir dakika, belki de değildir. Ya yanılmışsam? Aha, bu erkekmiş. Bir erkeğe sarılmışım. Böyle olmaz. Ne yapacağımı biliyorum. Aha, selam David. İşe yaradığına sevindim. Ya kalkma vakti geldi. Saat kaç ki? Ne? 7 mi oldu? Of, işe gitmem lazım. Ofise gitmeden bir kahve içsem yeter. Günde kaç bardak kahve içtiğinizi hiç düşündünüz mü? Vay, günün 3. kahvesine mi geçtiniz? Biraz yavaşlasan iyi olur sanki kızım. 4. kahveye mi geçtin? En azından buzlu kahve, yani biraz daha hafiftir. Hmm, kahve bana iyi geliyor. Hey Emily, saat geç olmaya başladı. Sanki kafeinsiz kahveye geçsen daha iyi olur, ne dersin? Yok ya, uyumadan önce o devasa kahveyi mi içeceksin? Eh, yataktasın en azından ama o kadar kafein seni hayatta uyutmaz. Vay, artık sabaha kadar uyumazsın. En iyisi kalk da en sevdiğin diziyi izle. Tamamdır, akşamki partiye hazırlanma vakti. Makyaj şahane oldu. Biraz da parfüm sıkayım. Etrafta kimse yok. Ama benim gece boyunca çok güzel kokmam gerekiyor. Oo Lana, parfümü biraz abartmadın mı? Oh, ama şahane kokuyor. Tanrım, bu koku da ne? Niye bu kadar fazla parfüm sıkmış ki? Zor nefes alıyorum cidden. Ne oldu? Bir çiçek bahçesi üstüne mi kustu? En azından insanlar seni fark ediyorlar Lana. Oo, hava amma da rüzgarlıymış. Tamam, eve geri dönüyorum. Bari kızak alıp çıkayım. Şahane. Ay, bu çok rahat ya. Bir saniye. Sanırım biraz param varmış. Evet, acaba ne alsam? Neden cebimizde para bulunca milyoner olmuşuz gibi hissediyoruz? Tamam, işte geliyor. Ben de bir haftadır en çok sevdiğim dizinin yeni bölümünü bekliyordum. TV izlerken öyle boş boş bir şeyler yemenin çok kolay olduğunu fark etmiş miydin? Aa, Olivia. Evet, kız izlerken hepsini bitirmiş. Oh, dostum ya, her şeyi bitirdiğimi fark etmedim bile. Ama sıkıntı yok. Daha çok var. Bu arada bir tavsiyem var. Yalnızca yemeği istediğiniz kadar yiyecek alın. Aksi halde önünüzdeki her şeyi silip süpürürsünüz. Bir bir hepsini yersiniz. Ne diye bıçak kullanırsanız, değil mi? Oh, sezon finali şahaneydi. Hey, pastam nerede? Bir dilim daha alacaktım.
Ay hepsini yediğime inanamıyorum. Neyse ki evde yalnızım. Bu hiç olmamış gibi davranayım. Leonardo da Vinci'nin ne zaman doğduğunu bilen var mı? Görünüşe göre Lana cevabı biliyor. Bayan Appleby. Demek sanat tarihi Sofya'yı uyutuyormuş. Bakalım 5 numaraya ne demiştiniz? Hey, öğretmenin kalçasına yaslanıyorsun. Evet, bu benim yastığım değil. Ay, bayan Appleby'nin kalçasına sarıldığıma inanamıyorum. Hiç hoş değildi bu. Acaba fark etmiş midir? Acaba mikroplarını almış mıyımdır? Senin olmamasının güzel bir yanı da kendini moda sayesinde ifade edebilmektir. Ama bazen aynı modayı sevebiliriz, öyle değil mi? Gerçekten mi? Lana da benim giydiğim şeyi giymiş. Ay, bu çok garip. Ben de sarı giymemin beni öne çıkaracağını düşünmüştüm. Yeter ama. Ben de kırmızı sweatshirt'ümü üstüme geçiririm. Bir daha da mahalledeki alışveriş merkezinden alışveriş yapmayacağım. Tamam, şimdi hallolmuş olsa gerek. Of, bu gariplikten son anda kurtuldum. Ne? Nasıl yani? Şaka yapıyor olmalısın. En azından moda anlayışınız güzel, ne diyeyim. Hey Kevin, o güzel çiçekler kimin için? Hah, geliyor işte. Kevin bana mı bakıyor? Panik yapma, tamam. Bana gülümsemesine bakar mısın? Hey, naber? Aa, benimle konuşuyor. Etrafta da başka biri yok. Kesin benimle konuşuyor yani. Daha önce hiçbir çocuk bana çiçek vermemişti. Ay baksana ne sevimli. Hele o gözler. Resmen kalbim pırpır atıyor. Vay Sofya, çok güzel olmuş bugün. Selam bebeğim. Affedersin Lana. Görünüşe göre bu çiçekler Sofya için. Sana değil. Aptal popüler kızlar. Her şeyi bizim için berbat ediyorlar. Ah, kendimi çok daha iyi hissediyorum. Oh, ne haber yakışıklı? Süpersin. Unut gitsin. Hayır, ayakkabın. Derse son anda yetiştim. Eyvah. Ayakkabısına tuvalet kağıdı yapıştığının farkında değil sanırım. Evet bak, orada işte. Tanrım Sofya, baksana Kevin'in ayakkabısında tuvalet kağıdı var. Çok kabasınız ya. Oh, tuvaletten çıkınca kendini bir kontrol etmedin mi? Of, bu çok kötüydü.